Bizim ailemiz güzel bir aile. Hem de çok güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımdan çok daha büyük, çok daha güzelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Bugünü organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Atılgan az önce söyledi. Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi. O yüzden bana göre bu tören aslında ailesi için, yani sizler için. Şu anda burada olan yüzlerce insan. İçeri giremeyen binler, yüz binler. Onu seven, sayan milyonlar için. O hayatında hep milletim dedi, halkım dedi, vatanım dedi ve o şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten işte böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Baktığım her yerde o var. Biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var. Attığım adımda, her adımda o var. Yüzerken attığım her kulaçta o var. Muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Başım belaya girdiğinde gene o var. Bana şey derdi. Oğlum derdi, bela üzerine gelirse kaç, bir adım geri at. Bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın bela üzerine geliyor, at bir adım daha geri. Baktın hala geliyor, at bir adım daha geri. Ama baktın adım atacak yer kalmadı, beladan daha bela oldu. Tabii benim şu anda hala pek aklım, bedenim, ruhum, yüreğim kabul etmiyor. Pek medyaya, sosyal medyaya bakamadım ama gelen mesajlardan, söylenenlerden şunu gördüm ve gurur duydum bir kez daha. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize böyle bir değerimiz olduğu için. Şimdi onun filmleriyle açılışı yaptık. Ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözlerimi. Neticede onun filmleriyle büyüdük. Onun filmleriyle yaşadık. Onun filmleriyle yaşayacağız. Bugün çok ağlayan insan gördüm. Zaman zaman bizim gibi böyle hıçkıra hıçkıra ağlayan. Zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm. Ağlamayın be. Böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır.